Kelime hazinemizi zenginleştirelim. Kutularda verilen kelimeleri uygun görsellerle eşleştirelim. Kutularda verilen kelimeler: olta, nehir, veteriner. Görsellerdeki resimlere bakalım ve neler olduklarını söyleyelim. Burada ormandan akan bir dere görüyoruz. Buna ırmak da denilebilir. Nehir de denilebilir. Farklı şekillerde söylenir ama hepsi aynı anlamdadır. Bu resimde ise elinde hayvan olan bir adam görüyoruz. Doktora benziyor ama hayvanla ilgileniyor. Bunlara genelde veteriner deniliyor. Burada bir eşya görüyoruz, bir alet görüyoruz. Bunun ucunda böyle bir kanca var. Burada bir mekanizma var. Bu oltadır. Peki bu resimde ne görüyoruz? Yine ormanda böyle bir birikinti şeklinde bir su. Buna da göl diyoruz genelde. Öyleyse eşleştirelim. Olta hangisiydi? Şu. Oltaya eşleştirdik. Nehir, nehire bunu söylemiştik. Veteriner, veteriner de buydu. Göl boşta kaldı. Resimlerle kelimeleri eşleştirdik ve anlamlarını öğrendik. Yine burada da kutular içerisinde verilen kelimelerimiz var. Ve bu kelimelerde bu sefer resimler değil de anlamları yazılmış. Önce anlamlarını okuyalım. Sonra kelimelerle anlamlarını buraya kelimelerin kendilerini buraya yazalım ve karşılaştırmasını, eşleştirmesini yapmış olalım. Kelimelerimiz inat, mahcup, hayret, yalan. Peki anlamları nedir? Bir konuda direnme, ısrar etme. Genelde ne deniliyor? Israr etme bak, inat etme, ısrar etme, direnme. Öyleyse anlamı verilen bu kelimemiz inat. Bir konuda direnme, ısrar etme. Anlamı bu ise kelimenin kendisi inat. Hemen inat kelimesini buraya yazalım. Bunu yaptık. Beklenmedik bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık. Şaştım kaldım. Hayret. Allah Allah. Öyleyse kelimelerimizden hayret bunu. Beklenmedik bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık. Hayret. Anlamı verilen kelimemiz hayret. O da gitti. Bir topluluk önünde. Bir topluluk içinde gereken güven ve cesareti kendinde bulamayan, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, utangaç, mahcup mahcup oturuyordu. Utangaç bir hali vardı. Kendini rahat hissedemiyordu, konuşamıyordu. Çok mahcup birisiydi. Mahcup kelimesi. Anlamı verilen kelimemiz. Hemen mahcup kelimesini de buraya yazalım. Onu da kullandık. Geriye yalan kaldı. Öyleyse burası da yalan. Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz yalan söyleme, gerçekleri konuş. Doğru ol. Dürüst davran. Evet, yalan. Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz ise yalandır. Peki, anlamını bilmediğimiz başka kelimeler varsa bunların anlamını nasıl öğreniriz? Tabii ki sözlükten öğreniriz. Sözlükte kelimelerin dizilişi vardır. Bu diziliş alfabetik sıraya göre yapılmıştır. Alfabetik sıra alfabemizdeki harflerin sıralanışı, harflerin uygun bir şekilde dizilişi demektir. Öyleyse alfabemizdeki harfler nelerdir? Hemen onlara bir bakalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I J, K, L, M, N, O, Ö, P, r s ş t u ü v y z Alfabemizde 29 harf vardır. Harfler belli bir sırayla alfabemizde yer alır. İşte bu sıraya göre. Harflerin bu sıralanışı alfabetik sıraya göre oluşturulmuştur ve bu sıra alfabetik sıralamayı oluşturur. Kelimeler sözlüklerde alfabetik sıraya göre sıralanır. Öyleyse burada ilk önce öğrenmemiz gereken harflerin sıralaması. Yani A'dan sonra B gelir, B'den sonra C gelir. Peki N'den sonra ne gelir? O. O'dan önce ne gelir? N. Yani bir harften Ü'den önce U'nun, Ü'den sonra V'nin olduğunu alfabetik sırayı öğrenirsek biliriz. Öyleyse şu harflerin dizilişinde bir kolaylık var. Öğrenilmesinde veya ezberlenilmesinde bir kolaylık var. Hemen bundan da bahsedelim. Nedir bu? İlkokul birinci sınıfa başladığımızda bize bir şarkı öğretilir. Genelde bu şarkı bütün öğrencilerin ve öğretmenlerin bildiği bir şarkıdır. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz şarkısı. Bu şarkı şarkının bestesine göre alfabetik sırayı da ezberleyebiliriz. Hemen başlayalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z şeklinde. Tekrar edelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, V, Y, Z. Şu şekilde gruplandırma yaparsak biraz daha kolaylaştırmış oluruz. Tekrar edelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G yumuşak, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z şeklinde. Anlamlarını yeni öğrendiğimiz kelimeleri ve kelime gruplarını yazarak da bir kendimiz sözlük oluşturabiliriz kendimiz için. Peki ne yapabiliriz? Bu amaçla yeni bir defter edininiz. İlk sayfasına benim sözlüğüm yazınız şu şekilde. İkinci sayfanın sağ üst köşesine A harfini yazınız. Birer sayfa boşluk bırakarak diğer sayfaların sağ üst köşelerine, sağ üst köşelerine de alfabemizdeki harfleri sırasıyla yazınız. Artık şarkısını öğrendik, sıralamasını kolay ezberledik. Yeni öğrendiğimiz kelime ve kelime gruplarının ilk harflerine bakarak ait oldukları harfin sayfasına anlamıyla beraber o kelimeyi yazınız. Böylece siz de benim sözlüğüm kapağı ile ilk sözlüğünüzü kendiniz yapmış olabilirsiniz.